Nüfus sayımları ile neler öğrenilebilir yazınız. Nüfus sayımları ile baktığımızda e, gerek ülke genelinde gerekse belirli bir yerleşim biriminde insan sayısını öğrenebiliriz. Demografik, demografik dediğimiz nüfusa dayalı. Bunlar hastane, okul gibi bazı yatırımlar. Sosyal ve ekonomik niteliklerine ilişkin temel verilere ulaşırız. Kadın ve erkek nüfusu belirleyebiliriz. Nüfusun eğitim durumu ile ilgili veriler elde edebiliriz. Nüfusun nicel yani sayı ve nitel özelliklerini ortaya çıkardığımızda buna göre nüfusun ihtiyaçları belirlenir ve ülkenin kalkınmasını sağlayacak politikalar için planlamalar yapılır. Yani geleceği planlamak için nüfus sayımları önemlidir. Onun dışında bazı önemli noktalarda neyin gerekli olduğu ve bunların belirlenerek o yönde yatırımların yapılması da önem taşımaktadır. Bu şekilde genel bir durumu değerlendirmiş olduk. Gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin nüfus özelliklerinden 5 tanesini karşılaştırınız. Gelişmiş ülkelere baktığımızda çalışan nüfusun büyük bir kısmı hizmet sektöründe, daha sonra sanayi sektöründe, en az ise tarım, hayvancılık gibi sektörlerde çalışır. Sanayi ürünlerini satar yani ihraç eder. Kişi başına düşen milli gelir fazladır. Yaşam standartları ve refah seviyesi düzeyi yüksektir. Ortalama yaşam süresi uzundur eğitim, sağlık hizmetleri gelişmiştir. Yani bu şekilde arttırılabilir. Gelişmemiş ülkelerde bunun tam tersi. Çalışan nüfusun büyük bir kısmı tarım ve hayvancılık alanında çalışır. Sanayi ürünlerini ithal eder. Sanayisi gelişmediği için bunları dışarıdan alır. Kişi başına düşen milli gelir azdır. Yaşam standartları ve refah düzeyi düşüktür. Ortalama yaşam süresi daha kısadır. Sağlık eğitim hizmetleri zaten gelişmemiştir. Bu şekilde 5 özelliği karşılaştırmış olduk nüfus artış hızının yüksek olmasının 5 sonucunu yazınız. Nüfus artış hızı yüksek olduğunda olumlu ya da olumsuz sonuçlar ortaya çıkar. Tabi biz burada karışık bir şekilde değerlendireceğiz. Üretim artar bu olumlu bir şey. Vergi gelirleri artar olumlu bir şey. Kişi başına düşen milli gelir azalır olumsuz bir durum. Tasarrufların azalması olumsuz sizliğin artması yine olumsuz faktörler arasında sayılabilir. Tabi 5 sonuç dediği için biz 5 tanesini dikkate aldık. Bunların sayısı tabi oldukça fazla hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Dünyada nüfusun yoğun olduğu yerlere 5 örnek yazınız. Doğu Asya ki burada özellikle Japonya gibi ülkelerimiz söz konusu. Güney Asya'ya baktığımızda Çin yine bir kısmıyla Doğu Asya'da da yer alabiliyor ve yine Hindistan. Bunun yanında Güney Asya kısmında Hindistan gibi ülkelerin daha güneyine inersek Endonezya, Malezya, Batı Avrupa özellikle Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkeler. Doğu ABD, ABD'nin doğu kısımları özellikle yoğun nüfuslu. Nijerya, Afrika'da en fazla nüfusa sahip yoğun nüfuslu alanlar arasında sayılabilir. Haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde nüfus yoğunluğu fazladır? 1. Çatalca Kocaeli, İstanbul zaten burada ön plana çıkıyor. Yine Kocaeli kısmının bir bölümü burada e, verilen taralı alana göre konuştuğumuzda bu alanda nüfus yoğun. Doğu Karadeniz'in iç kısımlarına doğru girdiğinde nüfus seyrekleşiyor. Kıyı verseydi daha yoğundu. 3. Özellikle Bursa çevresinde yoğun nüfuslu bir durum görüyoruz. 4. İzmir yoğun nüfuslu. Tuzgölü çevresi kuraklıktan dolayı seyrek nüfuslu. Onun yanında e, teke ve taşeli gibi alanlarımız var. Bu alanlarda karstik araziler e, yer şekilleri uygun olmadığı için seyrek nüfuslu. 7 Adana sık nüfuslu. Tarım ve tarıma dayalı sanayi gelişmiş. 8 Akkari dağlık Engemeli iklim koşulları uygun değil. Bu da seyrek nüfuslu. Buna göre nüfus yoğunluğu fazla olan yerlere 1, 3, 4 ve 7'yi örnek verebiliriz. Türkiye'de son yıllarda nüfus artış hızının azalmasının nedenlerini yazınız. Nüfus artış hızının azalmasına son yıllarda ülkemizde eğitim seviyesinin giderek yükselmesi, şehirleşme oranının artması, kadınların iş hayatına daha çok katılmasıyla birlikte evlenme yaşında geçmişten bugüne yükselmesi, Aile yapısının değişmesi işte çekirdek aile gibi kavramlar çıkmıştı özellikle. Geçim sıkıntısının artması ve korona gibi salgın hastalıklar bunlara örnek verilebilmektedir. Bu şekilde sorumuzu değerlendirmiş olduk.